son bilgiyle başlayalım. İşçiler şu anda toplantı yapıyor. Renault'daki işçi temsilcileri, işçi sözcüleri Birleşik Metal İş 5 Mayıs şubesinde toplantı yapıyorlar. Önümüzdeki hem şu ana kadarki süreci değerlendirecekler hem de bundan sonra ne yapacaklarını kararını alacaklar ve biraz buradan çıkacak eylem kararlarıyla birlikte bundan sonraki süreçte belli olacak. Biz de takip edeceğiz. Bu bilgiyi aktardıktan sonra şöyle bir şey söyleyebiliriz. İşten atmalar var ama net bir sayı yok şu ana kadar. 100'ün üzerinde işçinin işten atıldığı söyleniyor. Bir o kadar da disiplin soruşturması gerekçesiyle idari izne çıkarıldığı söyleniyor bu işçilerin. Tabii bu işten idari izne çıkarılan işçilerin bazılarına da mesajlar gitmeye başladı. İş akitlerinin feshedildiği söyleniyor. Yani işçilerin şöyle kaygıları var. Bu idari izne çıkarılan işçilerin çoğunun işten atılma kaygısı var. Ya da şöyle yapılıyor. İşçiler işten atılmakla tehdit edilip mücadeleden geri çekmek için de tehdit ediliyor işçiler. Burada patronun söylediklerini kabul eden işçilerin biraz aslında şöyle bir şey yapılmaya çalışılıyor burada. İşçiler yıldırılarak, bazı işçiler şu anda hemen işten atılmıyor. İşten atılmakla tehdit ediliyor ve geri adım atması bekleniyor aslında işçilerden. O yüzden de bir de hemen büyük bir sayıda işçiyi işten atarak işçinin tepkisiyle karşı karşıya gelmek istemiyor. Ancak buna rağmen işçilerin çok yoğun tepkisi var. Çünkü atılan sayı büyük bir sayı. 100'ün üzerinde işçinin iş akdi feshedildi ve bunların büyük bir çoğunluğu bu işçilere geçtiğimiz yıldan beri öncülük eden sözcü işçiler. Yani ek zam talebiyle 1,5 aydır süren eylemlere öncülük eden işçiler. Geçtiğimiz yıl metal direnişi, Mayıs ayında başlayan metal direnişinde öncülük eden işçiler. Bu işçiler daha önce de patron tarafından atılmaya çalışılmıştı. Ancak verilen mücadele, direniş, üretimi durdurma gibi eylemlerle bu işten atılmalar engellenmişti. Ancak bu sefer saldırı büyük oldu. Hem devlet, patron ve patron sendikası MES'in özel bir hamlesiyle bu yapılmaya çalışıldı. Çok yoğun saldırılar oldu. İşçi sözcüleri gözaltına alındı. 2 gün gözaltında bekletildi. Dün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dün yeni çıkabildi. Dün akşam geç saatlerde ancak çıkabildi. Burada örneğin şöyle örnekler de var. İşçiler üretimi durdurmuştu ve dışarıdaki arkadaşlar da desteğe gitmişlerdi fabrikanın önünde. Burada polisin gazlı müdahalesi sonucunda gözaltılar olmuştu. Gözaltına alınan işçilerden 6'sı savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Ancak polisler serbest bırakılan işçileri tekrar gözaltına aldılar ve 2 gün gözaltında beklettiler. Daha sonra dediğim gibi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiler. İşçiler, burada gözaltına alınan işçilerin büyük bir çoğunluğu işe öncülük eden işçiler. Aslında biraz öncülük eden işçileri gözaltına alarak, içeride tutarak diğer işçilerin de hem mücadele, direnişini kırmak hem de burada olumsuz bir etki yaratarak işçilerin buradaki mücadele azmini kırmaya çalıştılar. Bu yanıyla bu saldırı büyük bir saldırı. Bunun ötesinde bir de şöyle şeyler var. İşçilerin buradaki mücadele, daha doğrusu mücadelenin üretimi durdurma gibi veya başka eylem biçimleriyle devam etmesini kıran başka şey de şu: Birleşik Metal'in somut net bir karar almaması. Burada bu saate kadar henüz açıklanmış net somut bir eylem planı yok. Bugün işçiler daha yeni çağrıldı ve bu nedenle de işçilerin tepkisi vardı. Bu tepkiler de
hem basına yansıdı hem de bizimle konuşan işçiler bu tepkiyi dile getirdiler. Çünkü işçiler gözaltına alındı. Orada bekleyen işçiler ne yapacaklarını bilemedi ve işçiler yavaş yavaş oradaki işçi sayısı da azalmaya başladı. Herhangi bir eylem veya herhangi bir eylem kararı olmadığı için. Bu yanıyla işçilerin tepkileri var. Şu anda da az önce de belirttiğimiz gibi işçiler toplandı. Bundan sonraki süreci değerlendirecekler. Bundan sonra ne yapacaklarını konuşacaklar. Buradan çıkan kararlarla birlikte yeni eylem biçimleri ortaya çıkacak diye düşünüyoruz. İşçiler çünkü burada işten atmalara karşı bir direnişin başlaması gerektiğini, bir eylemin örgütlenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sadece Renault ile sınırlı kalsın istemiyor işçiler. Birleşik Metal İş'in örgütlü olduğu tüm fabrikalara yayılmasını istiyor. Çünkü buradaki işten atmalar tek başına Renault'daki işçilere dönük bir saldırı değil. Bu tüm Türkiye'de geçtiğimiz yıl başlayan metal direnişini kırmak üzere başlayan bir saldırı. Çünkü işçilerin, Türkiye'nin dört bir yanındaki metal işçilerinin, diğer işçilerin amiral gemisi olarak gördüğü bir yerdi. Öncülük eden, tüm mücadelelere öncülük eden bir fabrikaydı. Buradan bunu kırarak diğer fabrikalarda da direniş ruhunu kırmak isteniyor. Bu yanıyla da işçilerin asıl söylediği şey burayla sınırlı kalmaması, Türkiye'nin dört bir yanına bunun yayılması. Çünkü burada işten atmalar eğer kabul edilir ve bu işçiler direnişe geçmezse, tekrar geri alınmazsa bu işçi kıyımı devam edecek. Burayla sınırlı kalmayacak. Bu diğer fabrikalara da yayılacak. Renault'da bu sayı yüzleri bulacak ve diğer fabrikalarda da benzer şekilde işten atmaların yaşanacağını düşünüyorlar. Bunlar geçmiş deneyimlerden, işlerde geçmiş mücadele deneyimlerinden hareket ederek bunları söylüyorlar. Yani geçtiğimiz yıl işçiler benzer şekilde ücretlerinin iyileştirilmesi için harekete geçmişlerdi ve 13 gün boyunca üretimi durdurmuşlardı. Bu süre zarfında işten atmalar olmuştu. Ancak işçiler o dönem birliğini koruyarak o işçilerin geri alınmasını sağlamışlardı ve patron bunun karşısında geri adım atmıştı. İşçiler bundan kaynaklı olarak da bu işçilerin geri dönmesi gerektiğini düşünüyor. Bu işler için önemli bir durum.